Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz fan motoru modifiye edilmiştir. İçerisine neodim mıknatıs konularak alternatör haline dönüştürülmüştür. Su girmesin diye şuraya bant yapıştırdık. Gördüğünüz gibi biz buna şimdi normal şu gördüğünüz çeşme hortumunu, çeşme hortumuyla gördüğünüz gibi bu basınçla döndüreceğiz. Şimdi bunun çıkışına led bağlayabilirsiniz. Power led bağlayabilirsiniz. Ben 15 wattlık büyük led bağladım. Bir de 11 wattlık tasarruf ampulü bağladım. Ama bunun nominal değeri, gücü ise 200 watt'tır. Bu 200 watt neyi çalıştırır tam gücünde? Bir adet led TV, 2-3 tane de küçük led ampul çalıştırabilirsiniz. Bunu hızlı döndürürseniz bu televizyonlu ampulleri çalıştırırsınız. Yavaş döndürürseniz de led, şerit led çalıştırırsınız. Sadece led çalıştırırsınız. Şimdi çeşme suyuyla bir deney yapıyoruz. Bakın ampulümüz nasıl yanacak göreceksiniz. Evet, şu anda bakın. Evet, ampulümüz hemen yandı. Bakın tasarruf ampulü de yandı. Şöyle görelim. Çeşme suyuyla. Evet, güzel çalışmaktadır. Evet, şeyi kapatalım, suyu kapatalım. Bakın kendi dönüşüyle led hala yanmakta. Ve tekrar başlıyoruz. Evet. Tabii burada suyun basıncı, suyun miktarı çok önemlidir. Evet, yaylada veya böyle su başında yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, basınçlı suyla televizyon ve birkaç led ampul çalıştırırsınız. Eğer basınçlı suyunuz yoksa sadece led çalıştırabilirsiniz. Led dediğim şu power ledleri çalıştırırsınız. Bunun da çalıştığını size göstereceğim. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bakın. Çok küçük, elimizde döndürdüğümüzde power ledleri yakmaktadır. Şöyle karşıdan göstereyim. Evet. Yani düşük devirde aydınlatma işinizi çok güzel görür. Yüksek devirde ise televizyonunuz ve ampulleriniz çalışır. Bakın gayet güzel çalışmakta. Evet. Yaylada veya suyun başında olduğunuz yerde bunları kullanabilirsiniz. Aynen bu şekilde gönderilecektir arkadaşlar. Teşekkür ederim.